Bu mevcut düzen ülkeyi nereye götürüyor? 3. Maalesef bir meçhule doğru gidiyoruz. Hep dua ediyoruz. Allah sonumuzu hayırlı eylesin diye. Önceki gün ve dün bu minvalde ülkenin ve toplumun geldiği noktayı sorgulamış ve sizlere dilimizin döndüğü kadarıyla neler yapılması gerektiğini de izah etmeye çalışmıştık. Tabi Nisa suresinin 65. ayet-i celilesinin mealini de ders ibret noktasında sohbetimize nakşetmiştik. Bir kez daha ayeti i kerimenin mealini sizlere aktarmak istiyorum. Çünkü inanan bir toplum ve bireyler olarak kendimizi çok yönlü şekilde ayetin ışığında gözden geçirmemiz gerekir. Ki ayet lafzıyla, manasıyla, orijinalliğiyle Allahu Teala'nın kelamıdır. Allah ne diyorsa öyledir. İnsanoğlu da yaşamının tüm aşamalarını A'dan Z'ye kadar ona göre dizayn etmeli, kendini oto kontrol almalıdır. Kur'an diyor ki: Hayır, Rabbine and olsun ki onlar aralarında çıkan çekişmeli işlerde seni hakem yapıp sonra da verdiğin hükme içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın tam bir teslimiyette boyun eğmedikçe iman etmiş olmazlar. Hiç kuşkusuz ki Kur'an-ı Kerim kainatın tek efendisi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin vahiy yoluyla kalbi üzerine inmiştir.'' her harfi inci tanesi gibi değerlidir. Kur'an 6660 ayetten ibarettir. Muhtevası 114 sureden oluşmaktadır. Bakınız Kur'an Fatiha suresinin başından tutun da Nas suresinin son ayeti olan Minel Cenneti Vel Nas'a kadar tüm müştemilatıyla, beşeriyetiyle getirdiği en büyük kazanımların başında üstün ahlak seviyesi ve terbiyesi gelmektedir. Hakkı, hukuku, adaleti, eşitliği, medeniyeti içeren Kur'an inanan bir toplum için günümüz deyimiyle anayasal bir nizamnamedir. Ki bu hem fani dünya için hem de ebedi dünya için hakikatin yol göstericisidir. Hal buyken Kur'an'a ters düşmek, Kur'an ayetleriyle, hükümleriyle amel etmemek veya ona inanmamak gibi bir gafletin ve delaletin içerisine girmek en büyük küfürdür. Kaldı ki o küfrün cezasını Yüce Allah yine Kur'an-ı Kerim'de açıkça buyurmaktadır. O da cehennemin en derin çukurlarıdır. Demek ki laf edebiyatlığına şu veya bu gibi içi boş sözcüklerle beşeriyetin Kur'an'la uyuşmayan sistem ve yöntemleriyle bir yere varılmayacağı gibi bireyden topluma tüm kesimler huzuru, güveni ve istikrarı bulması mümkün değildir. O halde Kur'an ne diyorsa kesinlikle onunla hemhal olunmalıdır. Bakınız Kur'an-ı Kerim'in Maide Suresinin 90. ayeti bize nasıl da sesleniyor ki bu ayet arş Ala'dan beşeriyetin insanlığı için şeref ve haysiyetini korumak için kişiliğin üstün seviyesini ayaklar altına düşürmemek için tüm inananları uyarmaktadır. Ey iman edenler! Aklı örten, içki ve benzeri şeyler, kumar, dikili taşlar ve faloklara ancak şeytan işi birer pisliktir. Onlardan kaçının ki kurtuluş eresiniz.'' Bu ayet böyle emrediyor ve insanları uyarıyor. Kur'an'la hiçbir zaman ve hiçbir yerde ters düşünmemesi gerektiğini söylüyor. Allahu Teala'dan gelen bu ilahi hükümlere insanlar niye inanmıyor? İnanıyorsa o zaman niye ısrarla içkiye dalıyor, kumara dalıyor, ailesini dağıtıyor? Demek ki inanıyor ama o inanış ihlas ve samimiyet içermiyor. Çünkü Kur'an terbiyesine ulaşmış değil. Onun içinde Kur'an diyor ki benim terbiyeme ulaş. Kur'an terbiyesi ilahi bir terbiyedir. Bu ilahi terbiye Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kalbine vahiy yoluyla gelmiştir. Tüm Müslümanların da bu terbiyeyi muhafaza etmesi lazım. Bu itibarla Kur'an'a sarılmamız gerekiyor. Ali İmran suresinin 103. ayetine bir bakalım ki defalarca buraya nakşedip sizlere aktardık. Vatisimu bihabli Allahi cemyan vela teferrakü. Hep birlikte Allah'ın ipine Kur'an'a sımsıkı sarılın. Parçalanıp bölünmeyin. Netice itibariyle Kur'an'a sımsıkı sarılmamız gerekiyor. Aksi halde bela, musibet, pisliklerden kendimizi kurtaramayız. Çünkü Kur'an rehberimizdir ki tüm beşeriyetin rehberidir. Ona inananlar elbette ki inanıyorlar ve kendini çekiyorlar. İnanmayanlar Kur'an'la ters düşenlerdir. Ters düşen bir toplum Allah'ın gazabından kendini kurtaramaz. Onun için gaflet ve delalet uykusundan uyanmamız lazım. Mevcut hal hiç de iyi bir hal değildir. Bakınız Bediüzzaman Hazretleri Kur'an'a sarılmak için tüm İslam dünyasına nasıl da sesleniyor. İki gün önce de buradan naşretmiştik. Tekraren paylaşmakta fayda görüyorum. Çünkü inanan herkesin kendini sorgulamasının zamanı gelmiştir. Ne diyor Üstad Bediüzzaman Hazretleri? Ey alemi İslam uyan, Kur'an'a sarıl, İslamiyete maddi ve manevi bütün varlığına müteveccih ol ve ey Kur'an'a bin yıllık tarihinin şehadetiyle hadim olan ve İslamiyet nurunun zemin yüzünde naşiri bulunan yüksek ecdadın evladı. Kur'an'a yönel ve onu anlamaya, okumaya ve onu anlatacak, onun bu zamanda bir mucize-i manevisi olan nur risalelerini mütalaa etmeye çalış. Lisanın, Kur'an'ın ayetlerini aleme duyururken hal ve etvar ve ahlakın da onun manasını neşretsin. Lisanı halinle de Kur'an'ı oku.'' O zaman sen, dünyanın efendisi, alemin reisi ve insaniyetin vasıtai saadeti olursun. Ey asırlardan beri Kur'an'ın bayraktarlığı vazifesiyle, cühanda en mukaddes ve muhterem bir mevki muaylağı ihraz etmiş olan ecdadın evlat ve torunları, uyanınız. Âlem-i İslam'ın fecr sadıkında gaflette bulunmak katiyen akıl kârı değil. Yine âlem-i İslam'ın intibahında rehber olmak, arkadaş, kardeş olmak için Kur'an'ın ve imanın nuruyla münevver olarak İslamiyet'in terbiyesiyle tekemmül edip, hakiki medeniyeti insaniye ve teraki olan medeniyeti İslamiye'ye sarılmak ve onu hal ve harekatında kendine rehber eylemek lazımdır. Demek ki mevcut hali durumumuza karşı uyanmamız lazım ve tabii ki çevremizi de uyandırmamız lazım. Tüm yakınlarımız, eş dostlarımızı da uyarmamız lazım. Bizim tek kurtuluş reçetemiz Kur'an'ın o üstün ahlakıyla ahlaklanmamız lazım. En derin saygı ve sevgilerimle hayırlı cumalar.